Herkese merhabalar. Tonguç sana çok güzel bir paket geldi. Acaba ne gelmiş? Bakalım mı seninle beraber? Hocam, Tonguç'tan bir paket merak ediyorum ama. Gel bakalım acaba içinde ne var? Açamayacaksanız arkadaşları çağırayım evet, hocam. Gerçekten zormuş. Pakette yırtılmıyor. Evet, hocam. Tebrik ediyorum seni. Testere getireyim ama mi hocam? Güzel bir şey çıkacak herhalde. Çünkü bayağı uğraştırdı beni. Aynen. Evet, çıktı. Allah. Bakalım. Hoppa. Oo, Tonguç kafa ne kadar defteri. Ne güzel bir kapak. Tonguç kafa defteri dediğimiz şeyin ne olduğunu zaten sana matematik nasıl çalışılır videomuzda anlatmıştık. Evet, YouTube'da hocam. Zaten en fazla izlenen matematik videolarından bir tanesi, hatta ilki. Evet. Bak, kafa defterinin mantığı şu Tonguç'um. Kafa defteri şöyle elimiz kadar küçük bir defter. Yanımıza taşıyabileceğimiz boyutta. Önemli olan yanımıza taşıyabileceğimiz boyutta olması. Bunu da unutmayalım. Tonguç'um, kafa defterinin çalışma mantığı şu Tonguç'um. Kritik bilgileri, önemli formülleri, kısa yolları ve kafana girmesini her şeyi buraya, bu deftere yazıyorsun. Her şeyin kafama girmesini oluyorsun. İstiyorum. Şimdi kafa defterini açtığımız zaman karşımıza kafa kartımız çıkıyor. Tabii adımızı, soyadını, telefonumuzu, e-postamızı, Instagram'ımızı buraya yazıyoruz. Kafa kağıdı gibi. Nüfus. Hatta istersek buraya küçük bir fotoğrafımızı da yapıştırabiliriz. Onu da söylemek istiyorum. Bak, burada da nasıl kullanılırla alakalı bir kare kodumuz var. Kare kodumuzu okutaraktan çatarak diye nasıl kullanılacağını bizden anlayabilirsin, dinleyebilirsin. Ve Tonguç'um, her sayfasının altında mesela Thomas Edison'un bir sözü var. Ondan sonra işte Yunus Emre'nin bir sözü var. Ondan sonra işte Çin atasözleri var ve benzeri, seni gerçekten motive edici, sana gerçekten de hani bir içsel olarak seni harekete geçirici birkaç tane söz koyduk. Teşekkür ve hocam. Aynı zamanda Tonguç'um, en arkasına baktığımız zaman ders programımız var. Buradaki okuldaki ders programını veya işte çalışma ders programını buraya yazabilirsin Tonguç. İstediğin zaman da silersin, tekrar yazarsın. Kurşun kalemle yazmaya önem verirsin Tonguç'um. Kafa defterimizde ne yapıyorsun peki? Nasıl çalışıyorsun kafa defterimizde? Mesela açıyorsun bir sayfasını Tonguç'um. Bir sayfasını açıp buna önemli gördüğün bilgileri. Mesela sen hangi konu çalışıyorsun? Üstü sayılar konusu çalışıyorsun ya. Evet. Üstü sayılar yazıyorsun Tonguç'um. Üstü sayıları yazdıktan sonra mesela 2 üzeri 5 yazıyorsun. Bak, burada 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yazıyorsun. Buraya altına 5 tane diye not alıyorsun. Bak, buradaki mantık şu. Kendi anlayabileceğin şekilde yazıyorsun. Mesela diyorsun gibi. Ki x üzeri 2 diyorsun. X çarpı X şeklinde örnekler yazıyorsun kendine ki bunu gördüğün zaman artık sen üstü sayıları unutmayacaksın. Ha. Bu senin sana özel notların. Yani okulda dinlediğin konuları ve görmek istediğin herhangi bir şeyi, aklına tutmak istediğin herhangi bir şeyi, bunu her zaman yanında taşıyorsun. Adeta okula giderken, yatarken, hatta yastığının altına koyabilsin, kafana girmesini istediğin her şey aslında bunun içinde duruyor Tonguç'um. Tabii sınıf anahtarıyla kullanılman tavsiye ediliyor ve bunu da çok rahat bir şekilde Tonguç'um ağzından alabilirsin Tonguç. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. Aha da bağlı reklamı. Yok yok, abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bağlı değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bağlı. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Hadi tıkla. Paylaş. Tıkla. Paylaş.